Hocam dövme yaptıran kişiyle alakalı şafi mezhebinin kullanılmasa da bir görüşüne göre dövme için tövbe edecek, silmek için uğraşacak, eğer başaramazsa ölümle yakın o uzunu kesip atacak <laughs> diye bir hüküm var mı diye sormuşlar. E, tabii dövme e, haramdır, Aynen. günahtır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, laneti olan e, bir e, işlemdir, bir ameliyedir. Ve mezheplerin de ittifakıyla bunu yapan da yaptıran da günahkardır. Evet. E, peki bir kere yapıldı. Ne yapılması gerekir? E, elbette her bir günahın bir tövbesi vardır. Bu günah da bir günahtır netice itibariyle. Burada da tövbe etmesi gerekir, istiğfar etmesi gerekir. Ve bundan dolayı gerçek anlamda pişmanlığını dillendirmesi, Mevla'ya karşı o hüznü her daim kalbinde yaşaması gerekir. Evet. Bunun ötesinde peki dövmeyi sildirme mecburiyeti var mıdır? Çünkü neticede bir günahın belirgin bir şekilde onda kalmış olan bir izidir. Çünkü i̇mam Gazali Rahimullah buyuruyor, insan tövbe ettiği zaman tövbenin sahi olması yani nasıl olması şartlarından bir tanesi de günahı ortaya koyacak veyahut da günahı daha önceden işlediğine dair insanları bu noktada bilgilendirme yapmaması yani tabiri caizse bir insan yüz kızartıcı bir işlemde bulunsa nasıl ki onu gizlerse bütün günahlar Mevla'ya karşı işlenmiş olan bütün günahlar aslında yüz kızartıcı günahlar cümlesindendir. Bunu gizlemesi gerekir. Oysa o ameliyesi, o dövmesi bunu devamlı ifşa edeceği için bunun sildirilmesinden bahsedilir. Özellikle Şafi fıkı bu konuda daha titizlik gösteriliyor. Ama İmam Nevevi'nin mecmuunda diyor ki sildirmesi gerekir ama sildirme imkanı yoksa veya onu sildirmesi daha büyük bir zarara sebebiyet veriyorsa e, tabi bu dövmenin mahiyetine göre de değişebiliyor. Eski usul yani klasik tarzda yapılan iğnelerle kına veya da işte bazı e, maddelerin deri altına indir, e, sokulması e, şu anda işte dövme kalemleriyle Yine deri altına işlemlerle bazı işte kimyasal boyaların konulması bu o bölgenin hassasiyetine göre sildirilmesi ya maliyet açısından çok yüksek de olabiliyor. Bazen de o bölgenin yanmasına, o bölgeye daha büyük zararın gelmesine sebebiyet de verebiliyor. Yani eğer böyle bir durum varsa yapmaz. Maliyet durumunda da ona imkanı var ve oraya bir zarar da vermeyecekse o zaman orunu sildirsin. Maksat o günahı ifşa etmiş olmasın. E, ama yapamıyor, e, sildiremiyor. Maddi imkanı buna müsait değil. Veyahut da oranın sildirilmesi o uzvuna bir hasar vermesine sebebiyet veriyorsa böyle bir şey yapmaz. E, tövbesinde yine sadık kalır. E, ama imkan nispetince onu millete göstermemeye gayret eder. Yani onun iftihar edercesine ya yani bak bir an yani bir zamanlar böyleydim, şöyleydim tarzında olursa bu gerçek anlamda bir tövbe olmaz. Onu setreder, onu kapatır, onu göstermez. Eğer birileri tarafından gözükürse de onun mahcubiyetini yaşar. Yoksa onun gururunu yaşamaz. Bu da önemlidir. Onun mahcubiyetini yaşarcasına bir bir hareket sergileyecek olursa bu da tövbedir. Yoksa arkadaşımızın dediği gibi madem sildiremiyorsam işte ölüm mevkunu Oğuz'uma atayım sildim. böyle bir şey yoktur. Bir şey. Çünkü İmam Nevevi özellikle Mecmu'da diyor onu sildirmek, vücuduna zarar vermeye gerekli diyorsa sildirmez. sildirmez diyor. yani. Bu açık bir ifadedir. Nerede kaldı ki uzun kesilmesine fetva verilsin ki bu hiç doğru bir şey değildir. Evet. Hocam.